Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım EKONOMİBİZ kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul tarafındaki genel görüntüleri, Borsa İstanbul'daki sert satışı, önümüzdeki süreci, düşüşlerin devam edip etmeyeceğini, açıkçası merak ettiklerinizi konuşmak üzere karşınızdayım. Açıkçası bir kapanış yayını yapmayı bu haftalık kapanışta beklemiyordum. Jackson Hole toplantısı sonrasında bir açıklama yaparım diye bekliyordum ama kapanışı görmek gerekti. Çünkü piyasalar tarafı kritik bir virajı aldı. Neler oldu, neler bitti, biraz bunları konuşmaya çalışalım. Evvela hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Ben yayınlarıma başlarken yayınlarımızı beğenmeyi ve yorumlarla destek olmayı ihmal etmeyin. Evet, piyasalar üzerinde bir süredir negatif yorumlar yapıyorum. Bu negatiflikler yüzünden de açıkçası bazı dostlarımız da inciniyorlar, kırılıyorlar ama ne yazık ki açıkçası benim genel resim itibariyle doların biraz daha yukarı, borsanın biraz daha aşağı doğru indiği bir senaryoyu anlatıyorum bir süredir. Bu yayınları doğru bildiğimi aktarmak üzere çekmek zorundayım. Yanılabilirim. Fakat en azından benim gördüğüm resim böyle. Borsada neler oluyor? Yeni oyun devrede. Dolar yukarı, borsa aşağı, bunu anlattık. Bakın sadece 1-2 gün öncesinde borsada asıl darbe henüz vurulmadı. Hazırlıkları var dedik. Dolarda adım adım gidiyoruz dedik. Borsa durdu, Ağustos kapanı dedik. Borsa sıkıştı dedik vesaire. Yani genel riskleri sizlere aktarmaya çalıştım. Biraz daha yüksek tondan, ne yazık ki bir yandan da YouTube algoritmalarıyla mücadele ediyoruz. Tarlanızı satın, şurayı satın, burayı satın diye çok fazla alanı işgal ettikleri için bir şekilde hani sizlere seslerimizi duyurmak için biraz daha üst perden konuşmak zorunda kalıyorum ya da video mesajları vermeye çalışıyorum. Ama genel resimde zaten görüşlerimden farklı bir şey de aktardığım yok. Yani eğer borsada bir sıkışıklık, bir durgunluk, yeni bir oyun, bir aşağı yönlü baskı bekliyorsam aktardığım aşağı yukarı bu. Evet, Borsa İstanbul 100 endeksinde aslında asıl hikaye şurada. 10.550'ler kırıldığı zaman çok fazla zorlamaya gerek olmayan bir noktaya evrilmişti. 9.950, 10.000 kanalları ve aşağıda 9.700 kanalları bizim için önemli bir oyun alanıydı. Bu oyun alanından bir tepki verilebilecek mi, verilemeyecek mi? Daha çok buraları takip ettik. Daha sonrasında tehlikeli sinyaller almaya başladık. Birincisi, Koç Holding'in bilançosu geldi. Vasat bir bilançoydu. Hatta berbat bir bilanço diyebilirim rahatlıkla. Resesyonu işaret eden sanayi verilerinde ciddi anlamda sert bir daralma gördük. İşsizlikte beklentilerin çok üzerinde bir artış gördük. Bunlar bir yandan da değerli Türk lirasının, biliyorsunuz daha evvel sık sık anlattım, dolar yayınlarımı izleyenler bilir. Bir şekilde değerli Türk lirasının sadece ihracatçıya, sadece turizmciye zarar verdiği düşüncesinin yanlış olduğunu, eğer dolar kuru merkezdeyken bu ayarlanan kur ve TL'nin değeri gerçeği yansıtmıyorsa bütün piyasalar tarafında sert bir tokat yeme ihtimalimiz var. Yani turizmcinin, ihracatçının zorlandığı yerde borsanın da zorlanmaya başladığını, yüksek faizin borsayı boğmaya başladığını konuştuk. Bir yandan da şurada Japonya hadiseleriyle beraber piyasamız gardını aşağı doğru çevirdi. Fakat bunu tek etken olarak görmek sağlıklı olmaz. Neden? Çünkü yurt dışı borsalara baktığım zaman S&P 500 bütün kayıplarını sildi. Nasdaq tarafı bütün kayıplarını silmeye hazırlanıyor. Dow Jones tarafı da bütün kayıplarını silmeye hazırlanıyor. Yani bizim borsamız tarafı kendi özelinde değerli Türk lirasının sert tokadını yemeye devam ediyor. Bu minvalde borsa tarafına baktığım zaman borsa ne yazık ki şurada beni rahatsız eden ve daha önceki yayınlarımda da sizlere aktardığım şu ters plak, ters bayrak formasyonunu ne yazık ki devreye aldı. Yani şu anki genel resim itibariyle hisse senetleri bazında da özel yayınlar yaparım. Mutlaka merak ettikleriniz de vardır. Özellikle lokomotif şirketlerden, bankalardan, holdinglerden merak ettikleriniz varsa siz bu yayının aşağısındaki yorumlara yazın. Ben oradan hafta sonu yayınlarıma, bu akşam ileri saatlerde yapacağım yayınlara eklemeye, yetiştirmeye çalışayım. Bakın şurada bir ters bayrak imajı var. Şimdi tek başına teknik görüntü yeterli olmuyor. Yani burada tek başına bu işi teknikle açıklamak mümkün değil. Az önce aktardığım sebepler önemli bir gerekçe. Makroekonomik görünümler kıymetlidir. Bunu yaşadık. Bunu gördük. Daha sonrasında piyasaların zayıfladığını ve hacimlerin zayıfladığını gördük. Buna binaen bir yandan da Bank of Amerika'nın çılgınlar gibi short pozisyon açmaya ve 71.000 kontratta, bakın vade tamamlanıyor, piyasalar düşüyor ama onların kontratlarında ciddi bir zayıflama yok. Bugünkü son haline de bakarım. En son 71.000 kontratta bıraktık onu. Yani inanılmaz dehşet bir noktada sert bir VIOP tarafında pozisyonlanma alıyor. Ve biliyorsunuz Bank of Amerika piyasa yapıcımız. Yani onun bir şekilde City'nin, onun girdiği hisse senetlerinde belirli bir randıman, onun çıktığı hisse senetlerinde de sert bir tokat yeme ihtimalimiz masada oluyor. Ne yazık ki endeks kontratlarındaki bu kritik görünümde bu ters bayrağı doğrular nitelikte VIOP pozisyonunda bir türlü güzel bir en azından pozisyon azaltmaya doğru girmeyen BOFA'nın shortlarının bakın yine karla ayrıldığını bize gösterdi. Daha evvelde aslında bu BOFA'nın shortları konusunda bir kereye mahsus hani böyle hakarete varan yorumlar da görmüştüm. Mesela orası Mayıs ayında yaşanmıştı. Yapı Kredi'nin satılma konusunda anlaşılmaya varıldı. 8 milyar dolara satılacağı söylendi. Bakın bu tarz bir manipülatif haber sonrasında ne Koç Holding kendine gelebildi ne Yapı Kredi. Daha sonrasında çatır çatır satıldı. Endekse satıldı. Ve Bank of Amerika'nın shortları ne oldu? Ayağına dolandı vesaire diye bakılırken Bank of Amerika o pozisyonları da kar marjıyla kapattı. Ve daha sonrasında bu ay çılgınlar gibi short pozisyonlarını arttırmaya devam etti. Ve Ağustos ayından çok ciddi bir şey beklenmemesi gerektiğini anlattık. Japonya hadiseleri yaşandı ve buna binaen Borsa İstanbul'daki gerileme süreci değerli Türk lirasının, durgunluk korkularının, şirketlerin vasat bilançolarının, VIOP'taki short pozisyonların ve en önemlisi belki hani bardağı düşüren son damla olarak da Megap'tan gelen konkordato haberi. Çünkü hani biz bunu aslında bu konkordatoları dolar yayınlarında da işliyordum. Hani konkordatolar yılın ilk 6 ayında daha evvelki yılların 1 yıllık verilerine ulaştı. Yani önümüzdeki süreçte biz konkordato yılına dönüşebiliriz. Böyle ciddi bir şekilde hani tarihte şunu anlatırız. Deriz ki şu tarihlerde 1 yıl içerisinde ne kadar çok konkordato ilan edilmiş görüyor musunuz deriz. İşte firmalarında ciddi anlamda zorlandığı bir şekilde kendi kişisel alışkanlıklarını, şirket yönetim alışkanlıklarını değiştiremeyenlerin ciddi anlamda zombiye dönüşeceği bir piyasa koşulu oluştu. Bu borsada bir şirket olunca bu da bir korku verdi tabii. Yani piyasa için yukarı yönlü gidişe sebebiyet verebilecek bir etmen ortada olmadı. Ve burada bir ters bayrak görüntüsü oluştu. O nedenle 9700 aşağısındaki kapanış önemli oldu. Ve 9700 sahası aşağısında da bir kapanış geldi. Hisse senetleri cephesinde çok daha sert imajlar var. Çok daha sert görüntüler var. Şöyle baktığım zaman endeks %2,55'lik kayıpla kapattı ve artık şuradaki ters bayrağın teknik hedefi ilk etapta 9700 aşağısında kalındıkça pazartesi seans açıldı. Bu bir sahte fake bir kırılım olmadı. Yukarıya doğru meyletti ki hisse senetlerinde de ne yazık ki buradaki teknik kırılımı onaylar nitelikte görüntüler var. Hafta sonundaki haber akışlarını da merakla takip edeceğim. Bakalım hani siyasetten tuhaf bir haber akışı gelecek mi? Şurada 9200 merkezli bir hedefine doğru gidebilme ihtimali masaya gelmiştir. Yani şu 9200-9400 kanalı kıymetli olacaktır. Buraların aşağısında da benim ana takip ettiğim bölgeler olan 8800-8700 bantları vardır. Hani eğer hocam siz böyle bir şey görürseniz, buralara doğru bir iniş görürseniz, böyle zaten oralara doğru iniş ne kadarlık bir yüzdeyi tekabül ettiriyor? Yani benim almaktan korkacağım risk ne kadar? En yüksek yerinde %10'luk bir risk. Daha evvelde daha sert gerilemeler gördüm borsa gördü. Hani burada %20'lik, %22'lik bir gerileme endeks bazında görülmüş oluyor. Tabii ki hisselerde çok daha sertini görmüş oluruz. Oralarda risk alır mıyım? Seve seve alırım. Bir yandan gelelim Borsa İstanbul'un dolar bazlı görüntüsüne. Benim bir yandan da savunduğum önemli bir nokta vardı. O noktada arkadaşlar doların yukarıya doğru sinsi sinsi, sessiz sessiz çıkarılacağı, bu yapılırken de Borsa İstanbul cephesinde dolar bazlı ucuzlamanın getirileceği. 2 yıllık bir trende kadar getirildik. 2 yıllık trend Ağustos 2022 seyirle başlayan trend aşağı yönlü kırdırıldı. Burası gerçekten önemli bir iz düşümüydü. Buraların aşağısında kalıp sürdükçe temkinimizi elden bırakmayacağız. Dolar bazlı bu trendin ne noktaya doğru evrileceğini elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce takip edeceğiz. Haftalık periyotlarda 287 dolar seviyesinin çok önemli olduğunu vurgulayabilirim. 284 dolarda bir kapanış yapıldı. Yani dolar bazlı endeks, endekse nazaran daha sert düştü. Neden? Dolar bir miktar yukarıydı. Şimdi aylık periyotlardaki noktalara doğru ilk etapta gerileme olacak mı diye bakacağız. Aylık periyotlara baktığım zamansa 266 doların ilk etapta aylık kapanış anlamında önemli bir nokta olacağını, daha evvelde dolar bazlı bu sertlikte gerilemeler yaşayıp dolar bazında %30'luk kayıplar yaşadığımız dönemler olduğunu ve şuralarda da yine yakın dönemlere doğru geliyorum %22'lik kayıp ve şimdi dolar bazlı en tepe fiyatlamalardan en şuradaki dip fiyatı %18, eğer buralara gelirse tekrar bir %23-%24'lük kayba doğru ulaştığımızı göreceğiz. 266 dolarında önemli bir band olabileceğini söyleyebilirim. Buralarda kırılıyorsa O zaman aceleci olmadan takip ederim ama 266 dolara kadar ilk etapta gelişler teknik anlamda mümkündür. Dolar bazda bu 266 dolar seviyesi %5'lik %6'lık bir gerilemeyi ifade etmektedir. Şimdi endeksimize de dönüp bir miktar şu %5 %6'lık kaybı endekste Türk lirası bazlı ölçmeye çalışalım. Bakalım şu ters bayrakla birazcık uyuşması var mı? Evet, şurayı günlük periyoda doğru alalım. Evet, bir miktar daha negatifliğin sürebileceğine işaret eden imajlar var. Ne yazık ki şimdilik VIOP pozisyonları da benzer resimdeydi. Şu an güncel yerden %5 %6 kadar aşağı geldiğimiz zaman evet bakın 9000-9200 bandını aralığını gösteriyor. Bizim için destek sağlar olarak şuradaki 9350 ve 9200 önemli olacak. Daha aşağılarda dediğim gibi hani risk alabileceğim, önemli ölçüde risk alabileceğim, hatta hisse bazlı takipler de yapacağım ama bölgelerde şu bantlar olacak. Buralara doğru gelişleri yakın takip ediyor olacağım. Şimdilik aktaracaklarım, paylaşacaklarım bu kadar. Belki cuma günü pek çok yayıncı zaten hafta kapandı, hafta sonu konuşalım şeklinde bakıyordur ama merak edilenlerin çok olacağını düşündüğüm için ben bu şekilde tercih ettim. Hafta sonunda inşallah tekrar görüşeceğiz. Benimle beraber piyasa takibi yapmanız mümkün. Ekonomi Topluluk isimli YouTube katıl üyeliğinde finansal piyasalar eğitim seti hediyem, iletişim kanalım ve pazar raporlarım var. Bu tarz negatif görüşlerimi ne yazık ki buradaki raporlarıma da yansıttım. Bir süredir iletişim kanalımda da daha sessiz bir tavır benimsedim. Küçük trade'ler dışında çok piyasaya bakmadım çünkü genel resimde hani iştah kabartmaktansa bir miktar korku vermek daha sağlıklı oldu. Çünkü hani bir miktar korkutulacak zamanın içerisinden geçiyorduk. Borsada asıl darbe henüz vurulmadı gibi buradaki yayınlarımı da biraz sertleştirdim. Bunlardan incinen dostlarımız olmuştu. Onlardan da özür dilerim ama dediğim gibi genel resimde hani bazen biraz bakın risk var demenin başka bir makul yolu da olmuyor. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.